Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz ne? Mining. E, ekran kartları, ekran kartları madenciliği. Birçok arkadaşımız soru soruyor ve hala sormaya devam ediyorlar. Abi benim şu kadar ekran kartım var. E, sistem buldum, sistem aldım bir yerden. E, i̇şte ne yapayım, neyi kazayım? Sonra neye kazançlı gibi sorular alıyorum. Valla arkadaşlar, hani e, yoğun istekleriniz üzerine Instagram'dan falan e, bana ulaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim, İlginiz için çok çok teşekkür ederim. Haklısınız, yani bir e, yatırım yapmışsınız son anda ekran kartı alanlar, e, ekran kartı e, ve onunla beraber ya da Rik. Hazır rig alanlar, alan arkadaşlarımız e, çok çok sor, soruyorlar. E, hani daha önce alamayıp da son anda alan arkadaşlarımızın ellerinde patladı maalesef ki. Bu e, ekran kartları ya da toplu olarak rigler diyeyim ben size. Sonra tabi e, arayış içerisindeler. E, benim bu e, sürekli olan yayınlarımdan dolayı Instagram'dan falan dönüyorlar, Instagram'dan soru soruyorlar. Abi ne yapalım, ne edelim falan. Haklısınız, çok çok haklısınız. Ee, hani ne yapabiliriz diye. Ee, ya şöyle arkadaşlar, ben şöyle göstereyim size. Benim rigim burada ve bakın çalışmıyor. Hatta yakından göstereyim size. Ön kamerayla çektiğim için. Bakın arkadaşlar. Benim buradaki madenim duruyor. Hiç de bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Bazen bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Yani ben şimdi neyi yapıyorum? Madenimi kapalı tutuyorum. En azından zarar etmiyorum. Hani bunu tekrar tekrar açığa kavuşturmakta fayda var arkadaşlar. Yani bu... Ekran kartı madenciliği e, tekrar hortlayacak mı? Bence hortlayacak. Yani tekrar e, gündeme gelecek. İlla ki gelecek. Çünkü niye e, ekran kartıyla kazılabilir? E, hani Ethereum klasik var, Ergo var, Ravencoin var, bunun gibi e, bir sürü e, kriptolar var. E, i̇şte borsada alım-satım yapılabilir. Hani şu an piyasalar. E, bayağı alt sonuç vaziyette. Yani e, alttan toplanılabilir. Yani e, bu join'ler kripto paralar ve yatırım zamanı esasında. <laughs> böyle yatırım zamanı derken böyle çok e, sıfırlı e, olaylarda hata yapıyorum arkadaşlar. Bir yandan çekim e, yapıp bir yandan da hesaplamaya çalışmak nasıl biliyor musunuz? İkisi bir arada olmuyor. E, ama şöyle hani işin e, özetini verelim arkadaşlar. E, bu şeyi Kripto parayı alttan topladığınızda eninde sonunda e, piyasa açıldığında yani e, boğa piyasasına girdiğinde eninde sonunda kazanıyorsunuz. Ama ben her zaman şunu diyorum arkadaşlar yani benim buradaki anlattığım konu bilen arkadaşları değil bilmeyen arkadaşları için. Çünkü niye biliyor musunuz? Şu an kimse açıklama yapmıyor. E, hiçbir şey anlatmıyor. Daha önce kripto paraya veya e, madenciliğe, rik işi yapmak isteyip yapamayanlar rik fiyatları düştüğü için eee riklere yapıştılar. Yani benim buradaki hani bilmeyenler için söyleyeyim. Benim buradaki 12'li ekran kartıma rik deniyor ya da işte adam bir ana bir bilmem ne 6 kartlı, 4 kartlı. Yani bir kartın haricindeki birkaç kartı olduğumu rik deniyor. Eee rikleri aldılar. Yani ceplerine 3-5 sent girmeden kaybettiler. Yani ellerinde patladı sistemler. Ondan dolayı da işte ne yapalım ne edelim abi? İşte benim 31 tane rig'im var. İşte ne tavsiye edersin diyen arkadaşlarımız. Mutlaka tabii onlar da izliyorlar. İşte abi bende 6'lı rig var. Bir tanesi 12'li rig almış. Bir tane bende 3080 serisi var diyor. Bir tanesi bir arkadaşım da diyor ki saygı duyuyorum arkadaşlar. Bakın ben 2018'den beri bu işi yaptığım için hani madencilik olarak ...küçümsemiyorum. İşte birkaç tane arkadaşımız diyor ki, benim şeyim yok abi, yani elektrik sıkıntım yok, hani... ...hani elektrik problemim yok, işte... ...güneş paneli bilmem ne. Arkadaşım ben... ...buraya güneş paneli sistemi... ...bir arkadaşından sağ olsun rica ettim. Dedim, hani ben de bir deneyeyim. O başka bir iş için almış, teknolojisi için almıştı. Dedim, ben de bir deneyeyim, en azından dedim, bir video çekeyim dedim. Sağ olsun. E, arabası da var onun. E, transportundan getirip çatıya döşedik. Buradan sistemleri, e, kabloları aşağı indirdik. İnvertörler, aküler, bilmem neler falan. E, deli bir hamballık yaptık. Dedim ki tamam, GES sistemi. Yani e, yenilenebilir enerji sistemiyle dedim. E, biz de dedim rigimizi bir çalıştıracağız ama e, yenilenebilir enerji şöyle hani üzerine basa basa söylüyorum. Hani biz e, yenilenebilir enerjiyi şöyle yaptık. Hani max'da tutaraktan 2 kW'lık. Benim bu rig'im bir kW çekiyor. Biz dedik hani 1 kW'da fazlamız olsun yaptık. Ondan sonra 10 tane 200 amperlik yani 12-220 olmak üzere. Yani 12-200 amper. 220'lerden çıktı. Ve aşağı yukarı biz bayağı bir yani 2 kilowattın üzerinde bir kW'dan şey yaptık hatta şöyle yapayım ya. 12 çarpı 200 amper dediğimizde 2.4 kW çarpı 10 tane dediğimizde 24.000 kW bir yani depolama alanı yaptık hani gecede de yetsin bir bilmem o bir onun hesaplarını o anlıyor esasında. Hani ben burada afaki anlatıyorum siz ince hesapları yapın. Biz enerji sorununu tamamen ortadan kaldırdık arkadaşlar. Yani gece dahi sistemimiz çalışır duruma geçti. Hatta o gitti geldi bir şeyler daha ekledi falan. Neyse sonuçta biz yenilenebilir enerji yani bana şey Instagram'dan yazan arkadaşlarımız gibi elektrik sorunumuz olmadan madencilik yapmaya kalktık. Böyle bile size şöyle söyleyeyim. Makineler hiç durmadan ayda 200 TL para kazandı. ETC. Ya yani Raven'e e, işte ne bileyim ergo'yu bilmem ne falan filan söylemiyorum. Sonra dedi ki e, biz işlemci madenciliği yaptığımız Verus Coin'i kazalım. Verus Coin de tırt çıktı. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu işin yani elektriği GES'lende yapsan hani e, açık konuşuyorum. Başka arkadaşlarımız tabii söylemiyorlar ama çalıyorlar. E, elektriği çalsan da ayda kazanacağın 200 TL olsun 400 TL. Yani 1000 TL değil arkadaşlar. Yani 12 lirikten bahsediyorum yalnız. Ondan dolayı yani siz neyi elektriği nasıl bedavaya getirirseniz getirin sonuçta bu işte bir kazanç yok. Şu an için kazanç yok. He, boğa piyasasına girdiği zaman ben ayda bu rikle 20 bin liraları gördüm. Yani o şey Ethereum'un uçtuğu zamanlarda. Ya yani o, o tabii bir rüyaydı. Yani ne diyorum masraflarımızı karşıladı. Bir takım işte yapacağımız şeyleri yaptık. işte yatırımlarımızı yaptık. Ne bileyim masraflarımızı karşıladık falan filan. Yani hani bu buna bir iş gözüyle bakmamak lazım arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim burada mesela şu an alacağınız hani coinlerden yani benim size tavsiyem ben yani şu an mesela mevcut şey işine tekrardan döndüm. Akıllı Korniş Monera üretiyorum. Ee, oradan mesela e, hani beni sarsmayacak şekilde oldu bir gelir elde ettiğim zaman ne alırım mesela Shiba almaya devam ederim. Ee, Dogecoin almaya devam ederim. Çünkü Elon Musk'ın eli ayağı rahat durmuyor. Yarın bir gün gene gıdıklayacak, gene hortlatacak abi. Dogecoin'lerinde biliyorsunuz birçok kişi battı. Ve e, şu şeyden e, hani birçok coin'de delist olabilir her şey olabilir yani. O yüzden e, yani arzu ettiğiniz coinleri yani gözünüzün kestiği coinleri alabilirsiniz. E, hani ama tabi borç olmamak suretiyle e, alın. Benim buradaki sistem interneti kendi kendine kesti. Tabii ona bir şey yapacaktım. Bir şeye bakacaktım. Bakamadım. E, bugün e, kriptoların ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Ama yani sonuçta e, yani böyle bir yatay bir süreçteyiz. Hiçbir coin kımıldamıyor. Borsalar çökmüş vaziyette. Ee, dünya ekonomisi ayvayı yemiş vaziyette. Yani ondan dolayı ama tam da şöyle söyleyeyim alttan toplama zamanı. Hani mesela bugün bir rigge e, parayı bağlayacağınızı daha çabuk hızlı hareket edebilecek e, size daha çabuk para kazandırabilecek tek şey eğer e, hani kripto parayla ilgileniyorsanız kripto paradır. Ondan dolayı e, ben elime para geçtiği an yatırım yaparım. Ha, nedir? Çok değil. Az az. Yani abartmaya gerek yok arkadaşlar. Yani sonuçta kazanacağımız rakam belli. Ee, hani bizi sıkıntıya sokmaması e, bizim için önemli. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik yayınımı sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz ve abone olmadan izlemiyoruz. Lütfen abone oluyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.